Sen böbrek taşı düşürürken bir şiir okuyorsun ya. Onu okusana. Okuyayım. Kamyonlar şey taşır ben böbrek taşı düşürürdüm. <laughs> Nasıldı o? Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna böbrek taşı düşürürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna taş düşürürdüm. Taş düşürürdüm. Niksar'da evimizdeyken bir serçe kadar hürdüm. Ne kadar güzel bir şey. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşürdü, düşünürdüm. Niksar'da evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı hava, ayrı su, ayrı toprak. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Artık bu şehir başkadır, herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır, fakat içimde şarkı bitti. Keşke bu şiiri şeyde okusaydın ya, evet. şu şarap gecesinde. Orada bir şiir okumak isterdim. Dinleyicilerimiz bilmiyorlar evet, bu Evet, ondan arada. da biraz evet, bahsedelim. Biraz bahsedelim <laughs> ne olduğundan. Bu yaz, Ağustos ayında, Alaçatı'da şarap gecesi düzenledik. Evet. Fazla merak, şarap tadım gecesi düzenledik. Benim çok yakın bir arkadaşım var Tuğba, ona da buradan selamlar. Selam olsun izliyorsa. Subanın ön ayak olduğu bir şeydi ya. ve neler öğrendin o akşam? Mesela şarabın bu kadar doldurulmayacağı söylendi bana ama ben bunu... Ha evet evet evet. Ben bunu bu kadar doldurmayınca bir de ekmek yoksa yanında şarabı ben niye içtiğimden bir tam sen, olarak anlamıyorum. Sen doymuyorsun ekmeksiz. Doymuyorum ekmeksiz şarapla ilgili. Şimdi bir sürü şey öğrendik bir tanesi şarabı insan gibi içeceksin. Evet. Caner'in doldurduğu gibi doldurmayacaksın. Ben iced tea doldurur gibi şu doldurduğu şarabı ama biraz öyle bir insanım ben. Evet, üçte birini doldurman gerekiyordu. Doldurduktan sonra ne yapıyorduk? Şarap tadımında hatırlıyor musun? Önce bir hafif sallama. Önce bir rengine bakıyoruz. rengine bakacağız, rengine bakacağız. Önce rengine bakıyoruz. Nasıl seninki homojen mi? Biraz hetero benimki ama seninkinde bir... rengini beğendim. Sonra yapmamız gereken şey şöyle bir sallamak şarabı. Evet. Ben sallayınca dökülüyor. İçine oksijen girmesi lazım. Yani şarabın böyle Hı. biraz kendine gelmesi için oksijenle buluşması oksijen lazım. Oksijen vermemiz gerekiyor. Yani içine üflene de bilir, eğer <laughs> sallayamıyorsan biraz. oksijen değil ama. Çemelye mi yedin? Onun bütün kokusu da geldi. <laughs> Ay evet. Pastırma yemiştim sabah. Şu an şarap kendini kaybetti bu. <laughs> Gerçekten pastırma kokusu geldi bak. Şey, O zaman biraz daha çevirelim şarabı. Biraz kokusu çıksın. Kokusu çıksın. <laughs> bu arada 1968ken bir anda Kayseri 1968 oldu yani senin şarap. Benim bir de burnum da tıkalı biliyor musun? Mesela sadece sol taraftan alabiliyorum. Biraz şey gibi oldu. Biraz böyle burada. içine sokmam gerekiyor. Ben iki burun. Narenciye var biraz. Nar, Nare... Greyfurt, vanilya var biraz. Bende bir hafif mesane tadı var. <laughs> Tanen var mı sen? Tanen tanensiz. yok, tanensiz bu. Tanensiz? Daha çok halı sahadan sonra duş almamış erkek kokuyor benim şarabım. Bazen oluyor, kuliste de oluyor kuliste, Kulisteki yoğun evet. e, erkek kokusunu bilirsin. Sence üzümü ne bunun? Mesela kabarne Sauvignon mu ya da Pinot Noir mı ya evet. da Grenache? Grenache diyebiliyorum ama. ben... Grenache. Bende cümbüş var. Cümbüş. Daha çok üç pınar tekel. Ama hangi 3 pınar tekel acaba? Şu camlı kahvedeki camlı kahve şeyin, şeyin bir tane önünde şey var onun. Oto tamirci var tam karşısında. ben de mesela şey kokusu aldım. Paşa bahçe. <laughs> Altı, altılı takım. Güzel. biri kırılmış. Bir tane takımdan biri kayıp. Peki sence yüzde kaç alkol var bunda? Benimkinde yüzde 12 falan var alkol. ne ne ne. Seninki şalgam suyuydu. Şarap yerine şalgam mı verdin yani? Evet evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gene de bu şalgam 3 pınar tek elden alınma. Peki ne kadar yıllanmış onu da söyle. Şalgam 2 aylık. 2 aylık. 2 aylık bir şalgam Bu evet. Nerede yıllanmış? <laughs> Nerede? Arabanın arkasında. Şey. Doblo'da. Doblo. Doblo'da unutmuşlar arkasında. <laughs> Evet. Bir yazı daha geride bıraktık. Vallahi güzel oldu. Evet. Ve sen Alaçatı'ya bizi ziyarete geldin bu evet, yaz. Nasıldı evet. Alaçatı hakkındaki gözlemlerini bir öğrenebilir miyim? Alaçatı'ya iki, iki kere gittim. İlkinde bir gösteri için gitmiştim. Güzel bir mekanda çıktım. Bir magazin programlarından gördüm bir yerde çok güzel kadınlar var. Hı hı, evet. Erkeklerde iyi yani. Erkekler de hoşuma gitti. Bu sene bir de herkes çok çıplaktı. Evet. bir Bir çıplaklık... Mevzu bahisti. Çok süt yem vardı ortalıkta. Çok süt yem vardı ortalıkta. İnsanlar birbirinin yüzüne bakamıyordu. Ben bakamadım insanların yüzüne. Çok dekolte vardı yani. Yok, dekolte bu sene iyi rekolte yaptı. <laughs> Burayı tutalım. Burayı tutalım bu güzel şaka. Güzel oldu. <laughs> bir, bu da güzel bir şaka. Dekolte iyi rekolte yaptı. Sen sever misin dekolte? Dekolteyi çok severim ben. Yerinde dekolte mi seversin? Yerli yersiz. Ha. Bütün dekolteleri severim yani Sen nereni açıyorsun açman gerektiği zaman Ben açmam açıyorsun? gerektiği zaman döşümü açarım Döş mü? Döş Sen hiç duymadın musun erkekler falan filan Bu izdivaç programlarında olurdu Göğüs şu kısım Kadınlarda döşlenmiyor mu herhalde? Döş kadına tamam. döşlenmez Erkeğe ve baş hayvanlara Erkeğe ve büyük baş hayvanlara <laughs> döşlü denir Döş mesela dana da olur bir de erkeklerde olur Şimdi konu senin seks seferine geldiği için söylüyorum ee, Şöyle bir skandal yaşandı bu yaz Çeşme Alaçatı'da <laughs> Caner e, e, Momo Beach'e alınmadı Üzücü e, diye tabir evet. ettiğimiz Neyse ki body shaming'e alışıksın Benden dolayı Çok fazla gördüğüm göğüs dekoltesi yüzünden mi bilmiyorum Hı -hı. Bir afalladım bana da bir kal geldi ve Olduğu gibi geri dönüp Halk plajına gittim. Ki araya ben çok adam soktum biliyor musun? duydum. İhtiyar heyetinden insanlar... Bürokratlar girdi. araya girdi. Onları da içeri almalılar. Kendileri de girememeleri i̇htiyar, biraz... İhtiyar olmalarından. İhtiyar da. ol. Onlar da herhalde bir body shaming'e uğradılar. <laughs> Onlara ageism yapıldı. <laughs> Onlara da ageism yapıldı. Her bokunda bir şeyi var arkadaşlar. Bu konuyu biraz gündeme taşımak istiyorum ben. Hangi konuyu? Ayrımcılık konusu. Ayrımcılık konusu önemli bir konu. Çok popüler bir yer. Çok fazla insan girmek istiyor. Evet. Herkes almak mümkün değil. Mümkün değil. Ayrımcılık olmak durumunda. E bu ayrımcılığı nasıl yapacaksın? Parası olanı mı alacaksın? Görüntüsü iyi olanı mı alacaksın? Kilosu iyi olanı mı alacaksın? AK Parti'ye daha yakın olanı mı alacaksın? Bir ayrımcılık yapılacaksa. Sen de destekledin bunu. Yani illa bir ayrım yapılacaksa bunun e, bikini vücuduyla yapılması bana makul geldi yani. Bence onlara kabahatler kanununda işlem başlatılmalıydı beni almamaları yüzünden. Bu arada ayrımcılık bir suç biliyor musun Türkiye'de? TCK'nın 122. maddesi sanıyorum. Yeni mi çıktı o? Yo yo nefret ve ayrımcılığı suç yapıyor. Böyle 3 seneye kadar falan cezası var yani. Din, dil, ırk, mezhep ayrımcılığı yapıyorsan. Tamam tipine baktım yaptım. O yok. A tip, tip yok. Mesela ciguli gibiyim ben böyle girmeye çalışıyorum. Momo evet içe. evet. Havlumu atmışım sırtıma. Ve seni sokmuyorlar son derece kanuni. Ve bunun yaptırımı yok. Sana şöyle bir şey soracağım. Momo'ya seni alsalardı. Evet. Momo'ya hala girmek ister miydin? Ya i̇sterdim tabii ki. Zannetmiyorum. Herkes alırsa zaten sen oraya girmek istemeyeceksin. Ha. Zaten öyle bir ünlü söz var ya Groucho Marx'ın. Ne diyor? Beni kabul eden kulübün ben üyesi olmak istemem. Doğru, doğru söylüyor. Peki sence mesela komedi kulübünü girişinde ayrımcılık yapılmalı mı? Yapılmalı bence direkt. Neye göre ayırmalılar? Orada tipe göre işte. <laughs> <laughs> Tip orada yapalım Tip orada yapsınlar bak sesimi çıkarma. Yakışıklı olanı mı almayacaklar ya Yakışıklı ve güzel olan kimsenin komediyle bir ilişkisi yoktur Ve girmemelidir, girmemelidir. komedi kulübüne <laughs> Nasıl bakıyor insanlar mesela sen şaka yaptığında Böyle bakıyor Hala <laughs> bak der gibi bakıyor suratına. Niye bütün konuşuyor? Ya, bazen öyle bakıyor. Neden ya. bu konuşuyor diye bakıyor. Komedi kulübüne gelmiş ve şey gibi. Bu niye konuşuyor? Gibi. Evet evet yani. Bakıyorsun adama çalıyor 21 yaşında 22 yaşında evet. kaslı mı aslı yakışıklı bir bakıyorsun. İşte şey gibi tanrıça gibi çocuk. Sen git Momo'ya. Ya Benim yani, girebildiğim tek yer komedi kulübü. Evet. Fitleri ve iffetlileri almamalı lazım. gelmiş. Yanlış kulüp. Namuslu namuslu oturuyor. Olmaz. Hiç otur. Ben git hiç kulüpte otur o Evet zaman yani. kesinlikle haklısın. Ee, çok ufak bir anekdot aktaracağım, ilginç, komik değil ama ilginç. Hı hı. Ee, Amerikan Anayasa Mahkemesinin ayrımcılıkla ilgili bir kararı var, bayağı ilginç. Böyle eşcinsel bir çift, bir pastacı evlilikleri için düğün için pasta hı hı. yaptırmak istiyorlar. Tamam. Ee, ama pastacı e, kabul etmiyor yapmayı ve sadece eşcinsel düğün olduğu için kabul etmiyor. Dininin onlara Pasta yapmaya el vermediğini söylüyor. Sonra bu giderek tırmanıyor. Üst mahkemeye gidiyor falan ve sonunda anayasa mahkemesinin karşısına çıkıyorlar. Ve bana çok garip geldi. Çünkü bu şey değil hani bir işi almama vesaire olsa. Evet, an, evet burada bir pasta hizmeti almak söz konusu ve bir sürü de pastacı var. Evet. Git başka pastacıdan yaptır pastayı. Ya evet ama orada biraz şey yapmışlar gibi inat etmişler gibi. Siz, biz, bizim pastamızı nasıl yapmazsınız? Evet. Her şeyin pastasını yapacaksınız evet, evet. kardeşim. Ben bunu talep ediyorum. E ben bugün eşcinsel pasta istedim. Evet her şeyin pastası yapılmalı diyorsun. Senin iddian pasta yapmaksa hı hı. ben pasta yapacağım burada her şeyin de pastasını yapıyorum. Diye. Her şeyin pastası yapılır mı? Yapılır her şeyin şey pastası. Gibi, her şeyin şakası yapılır gibi her gibi. şeyin pastası yapılır her mı? Her şeyin pastası yapılır önemli olan pastanın iyi olması. Peki sana şunu sorayım bundan 4-5 sene önceydi sanıyorum şey skandalı yaşandı 15 Temmuz pastası skandalı. Evet 15 Temmuz pastası yapıldı. Hatırlıyor musun 15 Temmuz'un? Pastasını yaptılar. Pastasını yaptı birisi. Bence her şeyin pastası olur bence 15 Temmuz yani. yani şey darbe girişiminin pastası olur diyorsun. Ha ben her şeyin pastası yapılacağını düşünüyorum yani. Ben hepsini gördüm. Ben düşünmüyorum bu konuda. Bu konuda Zaten ayrışıyor muyuz? Ayrışıyoruz evet. Sence nelerin pastası yapılmaz? Bence çoğu şeyin pastası yapılmamalı. Ama sen de çok... Bence hatta hiçbir şeyin pastası yapılmaz Pasta sadece pastaya benzemeli, başka hiçbir şeye benzememeli. Öyle videolar var biliyorsun ya, her şeyin pastasının yapıldığı. <laughs> anda paranoyaklık da yaratıyor. Şimdi bu pasta mı mesela? Her şeye pasta mı diye bakıyorsun. Bu pasta mı acaba? Böyle her şeye dokunmaya falan başlıyorum. Pasta mı acaba pasta diye. Pasta mı acaba? Şu... Dayıma dokundum geçen gün böyle gizli gizli pasta <laughs> mı acaba? diye... çok pasta gibi duruyor çünkü. Birine öyle dokunsan şey bir şekilde pasta mesela. Diyelim. Sonra öyle özür dileyebilirsin. Pasta zannettim. ...kusura bakmayın ben. <laughs> Kusura bakmayın ben sizi <laughs> pasta zannettim. Ben. Pasta mı diye anlamaya çalışıyordum. <laughs> ya böyle date'e gitmişsin, ...kızı elliyorsun böyle. Pardon pardon ben sizi pasta zannettim çünkü geçen date'im çok kötü geçti. Bir blind date'e çıktım ve kız pasta çıktı. Sonra Momo Beach beni niye almıyor? Yani almaz tabii. <laughs> almaz tabii. Sen yani... gidip sağa sola eller sen. Pas... Sağa sola pasta zannedip eller sen. Adam da seni almasın içeri. Kabe'nin de pastasını yaptılar. Ona girmeyelim ben. <laughs> Kabe'nin pastasını <laughs> hiç giremem. Biz ne yaptık abi Kabe'nin pastasını biz söyle. niye girmiyoruz? Evet, ya, sonuçta <laughs> yapılmış Kabe pastası. Buradaki sorun ne biliyor musun? Bu insanlar aslında heykel olacakmış. Evet. Yani yanlışlıkla bu insanlar İtalya'da yaşasaydı bu eserleri mermerden ya da işte e, bronzdan falan yapacaktı. Ama Türkiye'de doğduğu için un ve şeker. Un ve şeker kullanıyor. Onu sanat olduğunu söylüyor. Ama haklı sanat. Sanat mıdır? Peki sence pasta ama, sanat mıdır? Ama do, dolapta durabilen bir sanat o yüzden ve yenmesi gereken bir sanat. Her şeyin sanatı olmaz. İşte, tavuk sanatı Her diyemek... Her şeyin pastası olur ama sanatı olmaz. Sanat derse mesela tavuk sanatı diyemek. Tavuğun sanatı olmaz Tavuğun mesela. Tavuğun sanatı olmaz. Tavuk bu yani. Çok tavuk, tavuk Tavuksun sen yani. Tırnağın sanatı olur mu? Tırnak asla, sanatı. Asla, asla olmaz. Yapıyorlar. Borderline <laughs> miydi? Nail, nail art. Nail art. Borderline diyorum. Nail art takipçilerimizden e, özür diliyorum. Caner'e söyledi hiçbir şeye katılmıyorum. Tırnak sanatı hakkında. Ara, bizi takip edenler arasında tırnak sanatını sevenler var. Yani, ben de seviyorum. Gördüğüm zaman iyi, sana, iyi eserler var ortada. Duramadım ve size de neyli artınıza da laf ettim. Özür dilerim. Hatta ilk başta dikkat ederseniz neyli arta borderline dedim. Bu cehaletimden dolayı da özür dilerim sizden. Litex hepimizi yayınladık. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ben kadınları çok seviyorum. Şey olmasın. Kadınlara bayılırım. E, çeşme'ye bizi ziyarete geldiğinde cesurla da sorun yaşadın. Hiç cesur bana şeydi. Bizim eve niye geldin? Cesur sana çok avladı... Çok avladı ve benim av ben sakaldan diye düşünüyorum. Hayır sakaldan Ben de bir şey sakalı var ya hani kenevir yanlısı şeriatçı. Anlıyorum ama bundan o, dolayı ondan değil. Ondan dolayı bence Cesur biraz seküler bir köpek. Hayır, o havlar şey havıydı. E, sınıfsal bir havdı. Aa, sınıfsal ayrımcılık oldu. Sınıfsal diyorsun. bir havdı. Çünkü hı hı. köpek fakir anlar. Ben arkadaşlarımla üç kişi yürüyeyim, hı hı. yüksek gelirli olsun iki tane ki yaşandı bunlar. Hı hı. Köpek onları havlamıyor. Benim peşimden hav 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 git buradan hav 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 git Cesur hiç öyle bir köpek değil. Son derece hümanist bir köpek. Ki bir köpeğin hümanist olması da garip. Evet. Çünkü kendisi... Kendisi hüman değil. Kaninist olması evet, gerekiyor kaninist aslında. olması gerekiyor. Ama hümanist. Hümanist. Ben bu arada çeşmede korsan taksiyle takıştım. Neden? Şöyle bir şey oldu. Beni arka taraftan götürmeyi teklif etti. Çünkü ana yolda polisler durduruyormuş ve Tabii. yakaladıkları korsan taksiyi kilitliyorlarmış. Kilitlerler. Ben de tamam dedim. Gecenin bir yarısı bir de arkadaşım da var yanımda. Böyle dağ, tepe, taş, bayır gidiyoruz yani. Sonra bir telefon geldi buna. Hı, hı. İleride de polis çevirmesi var diye. Kenara çekti. Dedi ki abla dedi sizi burada indirmek zorundayım. Düşünsene beni dağın başında indirecek. Evet. Dedim olmaz. O zaman dedi, şöyle yapacağız dedi, sizle şimdi çok samimi olacağız dedi. Taktik. Teklif yaptı. Ben de önce polisi mi arasam falan diye düşündüm. Sonra dedim, dur bir anlayayım ne demek istediğini. Dedim, hangimizi tanıyacaksın? Hani acaba arkadaşımı tanımak istiyor, onu önce bir anlayayım. Hmm. Bu da o zaman şey dedi, yok yok abla dedi, öyle değil dedi. Şimdi polis bizi durdurursa, şey dememiz gerekiyor dedi, biz size önceden tanışıyoruz. İşte ben siz hani müşteri olarak tanımıyorum, başka yerden tanıyorum. Sen hiç böyle bir şey yaşadın mı? Ben e, biliyorum böyle bir şey yaşamadım da şuradan dolayı benim korsan taksici arkadaşım var. Hı hı. o bazen böyle şeyler yaşıyor. Ben ben de hiç yaşamıyor. Ben yani size... zaten arkadaşsın korsan taksici. Ben taksiyle. zaten tanıyorum. Bazen hatta benden para ha. almıyor. Arkadaşımmış gibi diyorum. Bazen de para istiyor. Biz öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşımız değil miyiz tam olarak? Ya anlamlandıramadığım bir ilişkim var korsan taksici arkadaşım. Yani korsan taksiye binmek için korsan taksiyle ...iş ilişkisi dışında da ilişkin olman evet, gerekiyor. Evet bir arkadaş kurman gerekiyor. Yoksa polis alıp götürüyor. Tabii soruyor Aralık. polis çünkü. Bu... Ne soruyor? Söyle diyor adın ne diyor bilmem ne diyor. Çapraz sorguya tutuyor. Çapraz sorguya tutuyor dışarıda iki kişiyi sen sağlıyorsun alıyor Gerçek dışarı. Gerçek yani. Gerçek iki kişiyi alıyor dışarı. Aa. Diyor ki ayrı ayrı alıyor size Kim bu? Nereden? İsmini söyle. Ben bilmem Samimi falan söyleyeyim. deyince ben hani şey zaten Böyle muhtanikeye falan kıyacağız. Evet hani. ahlaksız bir teklife benziyor. Evet. Tek gecelik ilişki için kıyarsın da yani... Biz sonuçta kumrucudan eve gitmeye çalışıyoruz. Korsan taksicinin üslubunda bir sorun olmuş. Benim biliyorsun kalemim... Kalemin kuvvetlidir. Sen, kuvvetlidir. Orada böyle bir senaryo yazdım işte. Hı. Ben dedim böyle işte başına buyruk şey bir kadın. Sen böyle geçmişinden karanlık sırları olan... Hı hı. Ee, bir erkek falan böyle yok yok abla dedi öyle bir hani şey olmaz Öyle bir senaryo yazmana gerek normal Öyle Fransız yeni, yeni dalga sineması gibi olmaz dedi yani Normal bacanak gibi böyle daha normal elti Aynen. gibi Biz sizle dedi Umre'de tanışmış olalım Mesela daha olur olan bir şey yani O da inandırıcı değil benim Umre'de ne işim var evet. Olmaz ben de o senaryoyu kabul etmedim Dedim. Siz indiniz mi? indik. Dedim olmaz yani beni o rolde cast edersen kimse inanmaz yani. Kreatif farklılıklar Kreatif yüzünden, farklılıklar yüzünden ayrıldınız. yolları ayırdık. Peki ortak bir düzlemde mainstream bir hikayede bulaşamadınız mı? Keşke seni arasaydım. Mesela beni arasaydım ben uydururdum bir şey. Uydur muydun? Neyse. Nerede tanışacaktık çocukla? Çok yakın bir akrabalık ilişkisi olabilir mesela. Sen onun teyzesinin kızı olabilirsin. Mesela onu biz evlatlık vermiş olabilir. Mesela mesela. Yıllar sonra tanıştık Hı. o yüzden bilgimiz zayıf diyebilirdiniz. Böyle evet keşke böyle TRT dizisinden falan ilham alsaydım. <laughs> Yanlış ilham almışsınız. <laughs> Ama izlemiyorum işte onları sorunu. 7 numara bizimkiler. O adam kapıcı. Evet. Ayrılsak da beraberiz. Ayrılsak da beraberiz ya da mesela. E, bunlar düşünülebilirdi. Aynen, bunlar olabilirdi mesela. Ruhsar. Ben ölüyüm. Sen yağmurdan inmişsin. Sen benim eski karı kocamsın. Aynen. Yağmur yağdığı zaman inebiliyorum o yüzden çok az zamanımız var. <laughs> Bu benim eski Peki, kocam. Peki arkadaki kim? Sen Ruhsarsın. O da escort. <laughs> Yurt dışından gelen. <gelirdi. gülüyor> Ben ruhsarım yağmurdan indim bu da escort. <laughs> bütün sen bütün senaryoyu çalışıyoruz aramızda. Polisiye inanıyor mesela senin yağmurla evet. inen bir ruh ve onun eski eşi şey olduğuna ve yıllar önce öldüğüne inanıyor. Sonra bu kim diyor? Diyor ki escort. <laughs> Çünkü ben ölüyüm yani benimle bir şey yapamaz. Bununla yapacak. Escort'a kadar çok iyiydi her şey. Sonra escort. Sonra beyaz kadın ticaretinden içeri alıyorlar sizi. Evet. Bu arada beyaz kadın demişken. <laughs> <laughs> bu nasıl bir konu geçiş Çağla ya? <laughs> bu arada beyaz kadın demişken... NASA, bu geçtiğimiz hafta... E, ...bir asteroitten, Hı. ...hem de 200 milyon mil uzaklıktaki Hı. bir asteroitten ...parça topluyor, insansız bir araçla... Hı. ...ve o topladığı parça bir kapsül içinde dünyaya iniyor, yumuşak iniş yapıyor... ...ve açıp alıyorlar falan. Vay vay Çok vay. önemli bilimsel işte bulgular oradan çıkacak. İlginç olan şeyi söylüyorum. Asteroidin ismi Bennu. Eski çıktığın adını mı koymuş? Ne koymuş? Öyle? Bilmiyorum. Bennu Yıldırımları nasıl? Bilmiyorum, bilmez miyim Bennu Yıldırımları? Oradan. Ha, Süper Baba'yı mı izledi acaba? Olabilir. Abi? Süper Baba'da en son Fiko'nun en son sevgilisiydi. O da gitmişti. Sen geçen Ankara'ya gitmek için bir terminalde de bir olay yaşamıştın. Evet ya. evet. Onu da seyircilerimizle paylaşayım. Otobüse gittim, otobüs terminaline ve dedim ki bu işte bilmem X tur yazıyor orada. Dedim ki turu buldum. Evet. Saati de aynı. Bindim, 35 evet. numara. Otobüse oturdum. Ve artık uyuyacağım böyle. Hmm. Tam motor hazırlandı böyle işte brr, araba kalkacak böyle Hı -hı. otobüs kalkacak. Bir tane çocuk geldi ve benim yerime oturmuşsunuz dedi. Hmm. Ben dedim ki yani biliyorum oturmadığımı. Cep telefonundan çıkardım bileti verdim ki 35 numara burası benim yerim dedim. Ha. Sizin yerinize oturmadım dedim. Ha -ha. Dedi ki bu gösterdiğiniz bilet Ankara bileti bu, bu Balıkesir otobüsü dedi. Ha. Ve ben, ben de, de, çok havalı mı çıkartmış? Ve ben de çok özür havalı e, çıkardım böyle işte. İşte asla havalı çıkartmayacak. Ama o çocuk benim hayatımı da kurtardı bir yandan. Ben Ankara <laughs> yerine Balıkesir'e gidecektim stand-up için ve Balıkesir'de o gün stand-up yoktu. Evet ama Balıkesir'in seyircisi çok iyi diyorlar. Kim diyor? Bilmiyorum. Böyle arada bazı <laughs> beldeler için böyle bir şey çıkıyor. harekete crowdwear çok iyi oluyor. İşte evet, Midyat'ın evet. seyircisi çok iyi. Sonra buradan pasaport aldım gönderiyorlar balık kesine. Ve Balık kesilirler bu sefer şöyle. Abi biz sevmiyoruz Biz istemiyoruz. Niye gönderiyorsunuz bu adamları? <laughs> Burada kimse stand-up sevmiyor yani. Kim çıkarıyor bunları falan. Bir, en son öyle bir şey yaşadım ben. Lapseki'nin seyircisi çok iyi dediler. Gittik. Hı hı. Sahnede de aynı saatte de canlı müzik varmış normalde. Evet. Ben dedim ki sahneden ineyim mi arkadaşlar istiyor musunuz dinlemeyi? Evet dedi herkes. Onlar da sevmiyormuş. Bu lafları kim çıkartıyorsa arkadaşlar bu işte Beytuş evet. Şebap'ın seyircisi harikaymış. Oraya gitmemiz de gerekiyor. Evet. Orada bir kitle varmış. Köftesi ve stand-up seyircisi çok iyi. Evet meşhur ada pazarı ıslama köftesi ve crowd work'ü çok meşhurdur. <laughs> crowd work. <laughs> evet Caner Bey. Evet Çağla Hanım. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Evet, her konuğumuz gibi. Her konuğumuz gibi ama her konuğumuzdan daha özel. Bir özelliği daha fazla. Evet. Daha genç, daha dinamik ve daha fenomen. Heyecanı yüksek gençliği var. Adeta Ekrem İmamoğlu tadında bir... Ee, Lara bizimle bugün. Ee, Sevenleri onu Master of Friendship olarak TikTok'tan tanıyorlar. Sana da tanıdık geldi mi Lara şu an? Bir aşinalığım var. Var değil mi aşinalık? Var, var. <laughs> TikTok'ta zaman geçiriyorum. Çok boş zamanım var ve Master of Friendship'i çok fazla gördüm. Evet, kendisi TikTok fenomeni. fenomeli. Teşekkürler. Ee, aynı zamanda Mansur Yavaş taklitçisi Türkiye'nin önde gelen Mansur hmm. Yavaş. Bir, bir Mansur Yavaş yap bakayım Lara. Aynısı. Aynısı değil mi? Bu kadar bu kadar iyi yapılamaz bu arada yani. Tamam şimdi bırak yapmayı. Bıraktı, evet. Şu an bıraktı. bıraktı. Şu an bıraktı. <laughs> şu an bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Aradaki fark inanılmaz. Evet çok iyi, iyi bir nüans var orada. Çok iyi bir nüans evet. var taklitle Sence. Senin var mı taklitini yaptığın Tabii Metin Şentürk olsun. Bizimkiler Dunko Falis olsun. Yap bakayım Metin Şentürk. Doymadım doyamadım sevmelere seni ben. Şey söyleyeceğim. Ha, aynısı oldu bence. Bu eksik ve en önemli Metin Şentürk e, unsuru. Görmekle ilgili şaka yapmak evet, gerekiyor. gözle ilgili şakaların hepsini yaptığı için bize kalmadı o yüzden şaka bulamadık. Var mı görmekle ilgili görmekle şaka? Görmekle ilgili. E, Ay gördüklerime inanamıyorum derdi mesela bir anda böyle Mehmet e ee. bile dönüp vallahi gördüklerime inanamıyorum derdi herkes bir yerlere yatardı böyle. Evet, evet Gözle evet. ilgili Ama şakalar. çok komik oluyor gerçekten. <laughs> gerçekten güldürüyor Keşke bu arada. Keşke gelse de şeyde çıksa. Nerede? Tuz biber altında. Baya, baya bu arada öttürür. Lara'nın diğer bir önemli özelliği benim arkamda dansçı. Aa. Evet, dansçılarından evet, birisi. Evet. evet, tek. Oradan aa, da aşina olmam olabilir. Hangisiydi? Ma. Ma'ydım ben. Ma, Ma Ma, ma'dı, ma. ma, ma'dı, ma. belli. Evet. Ama tam bir ma. Ma'ydım. Mansur yavaştan da geliyor olabilir. Orada da ma'ya bir Aa, o da olabilir. Maya bir yeteneği var kendisinin. Mansur'un Evet, Mansur'un maası. Aslında Mansur'un maası değil, Haymana'nın ma'sı. Haymana'nın ma'sı olarak. Şimdi buraya bir video atalım ya da bir fotoğraf atalım buraya benim gösterimden. Evet ortada duran Ma, Haymana, Haymana, Ma, Lara. Ma, Lara. Ve Mansur Yavaş'ın Ma, ben Evet. Evet. Ee, ee, Çağla Alkan evreninde inanılmaz bir yükseliş gösteriyorum. Önce bir back dancer, şimdi konuk. Evet. İlerle Allah biliyor. Evet evet yani, yani resmen etinden, sütünden faydalanıyorum. Vallahi gerçekten faydalanmışsın. Ne kadar olur yani. Ee, peki nasıl yani benim dansçım olmak nasıl bir süreçti? Nasıl bir hazırlık gerektirdi? Yani çok zordu. Zaten önce seçmeler yapıldı. Hani koç da bir infial oldu. İşte Çağla Hoca dans yarıyor falan filan. Ee, önce bir ön elemelere girdik. Sonra elemeler falan. Bir ay kampımız vardı. Ee, AVM'nin, Gayret Tepe'nin altı. Gayret Tepe'deki AVM'nin altında böyle maslen vardı. Baya Hunger Games gibiydi ya. Evet evet baya. Jüriler kimdi? Çağla Alkan, Tansa Türk ve şey mi? Sergen Yalçın mı? Benim dansçılığım hadisenin dansçılığı gibi biraz. Ama hmm. Daha zor. Daha zor. Neden? Çünkü hadise danslarını önceden prova yaptırıyor. Evet. Sen de öyle bir şey yok diye biliyorum ben. Doğalında bırakıyorsun, akışına Doğa. bırakıyorsun. Ben dansın sahnede öğrenilmesi gerektiğine inanıyorum. Dans o anda öğrenilir. Yaparak öğrenilir. Dans içten gelen bir şeydir. içten akar. Bence performans sanatları öyle sahnede öğrenilir. Sahnede öğrenir. O önceden anda içimizden o... çıkan şeydir. Pilotluk da biraz öyle. Aynı. Dans ve pilotluk bu kadar yakın iki meslek <laughs> olamaz. Onu da havada öğreneceksin. Evet. Uçarak. Peki böyle par profesy Lara profesyonel bir şekilde devam ettirmek istiyor musun dansı? Hayır şu an fenomenlik yaptığı için zamanı yok. <laughs> evet. Ee, Lara senin fenomen olman e, bu Diyarbakır yolunu adlı türkünün yorumuyla mı oldu ilk? Evet öyle oldu. Ee, bir kuple söyleyeyim mi? Biz bir TikTok'tan izleyelim istersen. Slay bakır yoluna, ey Slay bakır yoluna, Slay bakır yoluna, ey Slay bakır yoluna. Sistim düştüm şu kara, ey sistim düştüm şu kara. Herale düm, herale heral herale de, heral de, herale de. Böyle Nasıl? Hayatın nasıl değiştirdi peki fenomenlik? Her neredeyse dışarı çıktığımda en az bir kere bir fotoğraf çekiliniyor ben. De. Gerçekten? Evet, gerçekten. Gerçekten. Mesela kampola gittim, gerçekten Aha. çekiliyor. hı. Ee, ama linci de çok oluyor. Yani TikTok daha safe bir space tabii. İstediğimi atıyorum, istediğimi konuşuyorum. Abla muhteşemsin, harikasın. Slay period Twitter'da. <laughs> Haa Öyle... Twitter. <laughs> slay period <laughs> mi diyorlar mısın? Yok ol. Sen biliyor musun slay'li türkü? İçinde slay geçen türkü biliyor musun? Nasıl? Yani bunu profesyonel düzlemde yapmadım Lara gibi ama deneyebilirim. Bir denesene dur ben de videoya çekeyim. Belki fenomen olur. Belki fenomen olur. Dur, benim, belki benimle de bir gün <laughs> fotoğraf çektirirler bu performansdan sonra. Hadi söyle bakayım bir slay'li türkü bana. Sileydim senin için ağlar mıydım le sileydim aşkın ile yanar mıydım le sileydim senin için ağlar mıydım le sileydim sileydim bravo bravo Teşekkür, ederim. teşekkür ederim arkadaşlar teşekkür ederim. Sileley 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 canım düşürdü aşkın beni dilden dile. Dendile. Evet güzel. Güzel, teşekkür Biraz hafif bir detone oldun. Evet, olabilir evet olabilir götümüzden uydurduğumuz için belki <laughs> e, müzikte sile yakımı deniyor bile, biliyorum ben bunu popüler kültürde. Gayet siley. Gayet siley. Sile nedir Lara? Yani olumlu, bravo, çok güzel, olumlu. iyi anlamlarında. Hepsini kapsayıcı bir kelime. Peki mesela efso gibi mi? Slay, efso aynı şey mi? Aynen, aynen. EFSO, aynen. Slay bunca mı? Slay bunca mı? Ee, daha yani. Onu güzel ha Gen Herkes evet, Slay yani. diyor ya. Herkes Slay diyor. Herkes Slay, ha, slay evet. diyor. Slay, evet. Z kuşağı jargonunda var Lubunca baya. Bir, 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 duyuyorum. Mesela pilot uçağı güzel indirdi. Evet. Ne diyeceksin? Slay mi diyeceksin? Alkışlarım. Peki kötü indirdi mesela sert bir iniş o zaman ne diyorsun? Ya ben yapayım, yapayım, yapacağım işte kim falan. Ha, ha, evet gayet ye <laughs> <Y> kuşağına bağlıyorsun. <laughs> Aynen. Ben aslında ben zaten eski kuşak olduğum için alkışlıyorum. Ben de alkışlarım. Ee, ama bazen mesela sert bir iniş oluyor ve yine millet alkışlıyor. Ama... O zaman da müdahale ediyorum. Sakın kimse alkışlamasın yapıyorum böyle bunlar da deli bu kadın herhalde falan diyorum. <laughs> bu iniş alkışa layık değildi. Evet ee, bazen gösterilerden sonra da diyorum. Alkışlamayın mı diyorsun? Altılılarda diyorum yani. Ne diyorsun? Sakın alkışlamayın. Bu şaka alkışlık değil. <laughs> ee, şimdi sana Z kuşağı ile ilgili 3-5 kişi soracağım. Ee, ve bu kişiler slay mi değil mi? Ee, mesela Ali, Ali Zat mı Ali Zade mi doğrusu? Ali Zeyd. Ha, Ali Zeyt. Ee, Hayranları kendilerine Eli Zeyt diyor. Hayat Tantuni. Mini Tantuni deniyor. Işte. Tantuni mi deniyor? Ee, hayran kitlesi Tantuni. Neden? Neden? Küçük tantrinlerim diyor. Mesela hayranlarına tavuk döner demek gibi bir şey bu yani. <laughs> evet aynı yani. Zırma dürüm. <laughs> Alizeyd. Sılay. Sen biliyor musun Ali Ee, Zeydi. tabii pantolonları çıkarmadan üstündekileri çıkarmadan şu anda diyor. <laughs> Şarkıda bir intihal olduğunu da söyleyeyim bir yakışa olarak. Evet. Bu şarkının biraz daha üstruplu versiyonu zamanında Berdan Mardini tarafından yapılmıştı. Ya. Senden çocuğum olsun istiyorum adlı şarkısında. Aa, tabii ki tabii ki. Fark mı şu anda? Hayır fark mı yok onda. Yok, Nereden de fark mı yok? Sev beni şu anda. Bizim kuşağımız alışık değil bu Bizim kadar. Faz... Tabii. Bizim kuşağımız 80'e uzak. Ee, mesela eski kuşaklarda size öyle bakıyordu herhalde işte. Aa, senden çocuğum olsun istiyorum diye berdan var Belki bu umurlara evet. biraz ekstra geliyordu. Hmm. Evet. Biz de belki ileride daha... Ne, acağı, ne olabilir ki zaten fuck me şu andanın daha ilerisi ne olabilir yani? Çıplaklar kampı. Güzel. Gang bang şu anda. Ah, evet. <laughs> evet Çok güzel. <laughs> e, mesela. Kurumsal hayat sence Suleymi? Beyaz yakalı falan filan çok uzak kavramlar ama <laughs> e, tabii eninde sonunda biz de olacağız yani el mecbur. Evet. Herkes bir gün beyaz yakalı olacaktır. Evet, evet, bir sen evet. olamadın. Evet benim öyle bir durum yok evet. Ee, peki Okan Bayülgen. Okan Bayülgen'in Z kuşu hakkında böyle talihsiz açıklamaları Tabii, var. Tabii, yani. de ayda bir tane söyler. Niye böyle bir şey yapıyor anlamıyorum yani. Ama hep işte şey var ya onun böyle işte hmm. başka bir şey söyleyeyim. Söylenen dışında bir şey söyleyeyim. Yani Z kuşağı olsun. zaten Aylar. beni izlemiyor diye düşünüyor herhalde. Evet, evet ama yani yani seksi bıraktım falan diye de açıklama yapıyor arada. Ee, evet sen ne düşünüyorsun? Okan Bayülgen'i takip ediyor musun ya da biliyor musun kim olduğunu? Ee, o talihsiz açıklamasına maalesef denk gelmiştim. Hatta Aha. slay ile slayından da öte cancel noktasında Okan Bayır yani şu ha. an. Cancel Onu edildi. Peki feminizm konusunda nasıl? Feminizm slay mi? Tabii ki de slay. Slay yani feminizm dışında başka bir şey yok zaten. Ama Red nasıl yok? Mesela in, insellik diye bir şey var. Biliyor musun He. sen? İnsellik. İzmir mi Beni de çok tutuyorlar insel gruplar. Ne yaptılar seni? Resmen ünlü yaptılar. Sokakta yürüyemiyorum. Sokakta tanınan bir insan haline getirdi seni inseller. Evet. O kadar çok remiximi falan yaptılar ki böyle. Bir de beğenmezsin. Bak şurada iki yüreğim beş kişi gelir yanıma. Evet, evet. O kadar yani. Selametle. Evet, Sahilerinde gerçekten gösterilerim doluyor. <laughs> biletler satılıyor. Bu kadar olur yani. Herhalde abla sus biliyorsun. Bu şu sıralar bana çok söyleniyor. Sana hmm. da söyleniyor bana mu? Bana hiç herhalde abla sus biliyorsun demedi yani. <gülüyor> denmedi yani. <laughs> denmedi mi? Yok. Abla sus dendi mi? Yok. Sus dendi mi? Sus dendi çok dendi. <laughs> Sanki sus. Sus. Herhalde abla sus biliyorsun. Yapabildim mi? Evet. Yap Oldu mu? Senin feminen enerjin bu ifadeye güzel uydu. Benim feminen enerjim çok yüksek. Ben bunun bir Z kuşağı jargonu olduğunu bilmiyordum. Birisi hmm. bana böyle abla sus biliyorsun yaptı. Ağzının payını verdim. Dedim, sen kim abla diyorsun? Hı hmm. hı. Ama sonra anladım yani aslında o iyi bir şey söylüyormuş bana. Bu ne neresi iyi bunun? Birine herhalde ablosuz biliyorsun demek. ayıp değil mi? Herhalde ablosuz biliyor yani. Zaten ne kadar doğru ve güzel. Ha, iyi bir şey söyledi. Aynen aynen gibi. Şey ha. Aynen. Yani bahsediyorsun Daha fazla konuşmana gerek yok. Sus. Hmm. Peki A. Z kuşağında merak ettiğim son bir jargon. Nedir? E, sas duydun mu hiç? Sas ben hiç duymadım. Ay bu olay çok sas. Nasıl? Sası gibi mi? Çok sas. Eşim sas diyebilir miyim? Doğru mu sus. kullanıyorum? Diyebilirsiniz evet. Eğer bir yamuğunu yakaladıysanız diyebilirsiniz. Ha. Bizi ayıp ettin anlamına mı geliyor Lara? Sas. Hayır, hayır yani daha şüpheli bir durum var. Şüpheli. İşte ha. Şey sas. Sus, suspicious. Suspicion. Suspicious Susp daniş. Susp evet. Suspicious. 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 Abi Suspicious. Zor da bir kere. Vallahi, suspicious zor söyleniyor. <laughs> Cöner saspişiz derken ortalığı şey yıkadı yani resmen. <laughs> saspişiz. Ya deme şu, şu kelimeyi sas de geç işte. Size çok sas bir şey söyleyeyim mi? Söyle sas. Mutlu koca. Kocan Sası. evde sırtarak sırıtarak geziyorsa... Arkadaşlar çok sas. Mıdır? Aa, koca sastır ama. Çok sas. Böyle ben mutlu ondan, mutlu gülen. Bu adam niye gözlerin içi gülüyor? Ben hatta bu Amazon'un sahibi Jeff Bezos. Hı -hı. ...bir skandala karıştı ve boşandı ya... Evet, ...karısını evet, birisiyle aldattı doğru, falan. Doğru, doğru, doğru. Ben karısının kesin öyle anladığını düşünüyorum yani. <laughs> Jeff de mutlu gezsin ama ya. Belki başka bir şey. Yani. Niye? Belki saniyede 30 bin dolar kazandığı için olabilir yani. Jeff şey demiştir yani... ...ama yani karıcığım 120 <laughs> milyar dolarım var... ...hani normal değil mi mutlu gezmem... ...yine de sas, yine de sas. yok ben mesela... Niye biliyor musun? Niye? Bicepleri buradan görülüyor adamın yani. Ha, akmaya da başlamış kendine, iyice sas olmuş. Çok sas. Mesela ben daha çok anlamıyorum mesela benim de kız arkadaşım beni terk etmeden önce bir hafta sas gezdi bu kız. Mutlu mu gezdi? Nasıl? Ha, ha. Ne diyor bu kız? Ne yapıyor böyle? Normal değil. Bu kız. O zaman sas da yoktu bizim zamanımızda. Ha, ha. Bizim bu kızda bir şeyler var. Bir, bir, bir baktım. Ha ha. Başka adam varmış. O yüzden sasmış. Aa, bunu bilmiyordum ben. Tabii. Gerçekten. Tabii tabii tabii. tabii. Ha. Biz de saslar gördük. 7 yıl sevgiliydik. biz. Bir, bir kere gülmedi. Evet evet. Ki ben komedyenim oh. yani. Evet. <laughs> Lara, sizin Z kuşağının şeyi de farklı değil mi bu uh, dating olayları da çok farklı. Tabii <laughs> tabii tabii. Yani genelde online üzerinden biz, yani Bumble var, Instagram var, Instagram var Twitter var, TikTok var diyen falan. %70'imiz bence online tanışmışızdır çiftler olarak. Online tanışılıyor. Ee, peki stalking de online değil mi artık kimse analog stalking kalmadı? <laughs> Analog stone hocam cinsel taciz suçuna giriyoruz. <laughs> sadece yani. dijital olabilir eskiden, <laughs> eskiden yoktu. Olur mu canım eskiden nasıl o zaman yani insan soyu tükenirdi analog evet, stone. Cinsel taciz diye adlandırırsak bu durumu biz hiç o zaman birinden tanışamazdık bile yani. Evet. E... Nasıl yani gidiyordunuz birini yolda görüp merhaba bir şey sorabilir miyim? Hayır öyle tamam. değil. Okulda mesela bir tane kızdan hoşlanıyorsun. Aha. Kız yaz tatili yaklaşıyor söyleyememişsin. Kız boşluğa gidecek yani uzaya uzay boşluğuna karışacak. Evet. Evine önerilirsin. Oralarda gezersin ona tanışma bir muhabbet açmam imkanı bulursun. Yani tanıdığın az çok tanıdığın birine yaparsın bunu. Evet. Çünkü eskiden insanlar hoşlandığımız insanlar <laughs> Böyle cep telefonumuzda değildi. Boşluğa gidiyorlardı yani. Uzay boşluğuna giden... Evet. Onu bir daha uzay zaman ekseninde bulmak zorundasın. Bulmak değil. zorundasın yani. Onu bulmak Kızım da bıraksın. çok zordu. Çok zor. Benim boşluğa giden bir sürü hoşlandığım kadın oldu. Hala bulamadım yani. İsmini mesela soy ismini bilmezdin eskiden. Bilmezdin mesela. Sadece ismini ya da suratını bilirdin. Aynen. aynen. O kadar. Mesela... Ayçin mesela kızın adı. Boşluğa gitti Ayçin. Evet. Kim acaba Ayçin? Aynen, Ayçin. Bir de aynen. Malatyalı olduğu bilgisi var. Evet. Bu kadar yani. Evet. Gerçekten insanlar birbirlerini tanımadan görüşüyorlardı, buluşuyorlardı. Bir de çok az buluşulduğu için. O da çok iyi bir şey. Evet. Çünkü birini tanımamak çok büyük bir avantaj. Tabii tabii. Tanıyınca zaten olmuyor. Mesela evlendikten evet. sonra tanırdın eskiden mesela. Evet zaten çok geç. Aynen. Olan olmuş. Sadece evet. iki bilgi olan bir insanla Evet. Yengeç burcu ve ekler seviyor diye bilgi sahibi olduğun bir insanla bir tanışıyorsun. Evleniyorsun. Evet. Ondan sonra ondan sonra tanımaya başlıyorsun. Bir bakıyorsun kocan Abdurrahman Dilipak okuyor. Mesela, mesela. Sürprize bak. Sürprize bak. Sürpriz. bak. Hacı çok seviyor. <laughs> Bütün gün beyaz TV. <laughs> Bütün gün beyaz TV diyor ki ne kadar güzel kanal bu ya diyor mesela. Ama evlenmişsin artık. Aynen. <laughs> bak ondan sonra bir de atamazsın da biliyor musun o evliliği. Tabii tabii tabii. O kadar masraf etmişsin, tabii. düğün yapmışsın. Boşanmak çok pahalı bir kere. Evet. Bir de artık oturacaksın orada 3-5 evet. sene en üç azından. Sene o azından masraf, masraf çıkana kadar Hacı Yakışıklı'yı dinlersin. <laughs> yani Hacı Yakışıklı dinledim. Okursun. Diye. Peki sizin stalklar nasıl oluyor? Nasıl yani birisini beğendiğin zaman nasıl bilgi topluyorsun o kişi hakkında? Ya sosyal medyadan zaten öncelikli olarak. Hı -hı. Sosyal medya çekleri yapılıyor. Ha Ortak arkadaşlar mı var? Ortak Hı -hı. arkadaşlar kim? Hesabı açıksa bir sas iki tane stok için daha iyi. Aha. Ve etiketlendiği fotoğraflar. Ha, o Hemen çok oradandı. kritik. Yani sosyal medyada zaten buluyoruz yani bir şekilde o okuyor. Yüzde %99. O Ama ama medyada. nereye kadar buluyorsun? Yani çünkü bu sonsuz. Mesela eski kız arkadaşını da buluyor musun? Eski kız arkadaşının yeni sevgilisinde buluyor musun? Eski kız arkadaşının yeni sevgilisinin eski sevgilisini buluyor musun? Yani nereye ne kadar derine Bul inmen gerekiyor sence? Bulursun. Bunu... Bir de zaten evet, bizde yani, var. Evet. Evet bulurum her şeyini bulurum. <laughs> şey, onu... Soy ağacına kadar var mı yani? <laughs> ne kadar mesela derine inebiliyorsun? Ki, çünkü şey de var. Şimdi bizim kuşak çocukluktan beri Facebook sahibi. O yüzden evet. çocukluk fotoğrafları, ha. işte oradaki soy ağacı, annesi, bebek fotoğrafları, her şey var yani. her şey var yani. Dayısının Facebook'u. Çok fazla bilgi yani. Çok fazla bilgi var. Zaten yoksa SAS Yoksa sastır. O bilgi yoksa Tabii, sastır. sastır, sastır o zaman. Yoksa sas seri katildir. Yani 2023'te sosyal medyası olmayan insan evet. sastır. sastır. Cancel, not evet. say, sas, anormal. Evet, 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 Şimdi sana boomer kültürünü ne kadar tanıdığını öğrenmek için bir quiz yapacağım. bunlar Tabii. boomer kültürüne ait isimler. <laughs> ee, bakalım kim olduğunu biliyor musun? i̇lk soru. Aynısını sana da soracağım Cene. Tabii ki. birinci, birinci soru. Ee, Bayan Popo isimli sanatçımız yani lakabı Bayan Popo olan sanatçımız e, kimdir? Bilmiyorum, bilmiyorum, Sevtap Parman. Evet, Bayan Popo bravo. Var. Buraya bir alkış alalım. E, evet, Sertap Parman, Bayan Popo. Kim Kardashian'dan önce? Tabii, 80'li yılların sonlarında Bayan Popo lakabını layıkıyla taşıyan. Sertap Parman vardı. Sevtap Parman. Evet. Peki, ikinci soru. Olimpiyada konser vermiş ünlü sanatçımız kimdir? Bilemedim. Bilemediğimi de bilmiyorum derim. Peki olimpiyayı biliyor musun? Onu da bilmiyorum. Olimpiyayı da bilmiyorsun. Evet hemen Caner'e dönüyorum. Ajda Pekkan hatta Enrico Masias'la beraber Aa. yapmışlardı bu konseri. Evet. Sene de 77 Aa. olması lazım. Paris'te galiba değil mi Olimpiya? Galiba galiba. Evet çok yani bu artık böyle popüler kültürümüz için çok önemli bir olaydı eskiden. Ama evet eskiden bir olay. Mesela bu hiç konuşulmuyor. Bu çok önemli evet. bir olay aslında yani. olimpiyada konser vermesi... Evet inanılmaz büyük bir şeydi. Yani böyle Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanması gibi bir şeydi, gibi bir evet. şeydi. Fransızca şarkılar söylemişti. Evet. Ee, ondan sonra Enrico Macias Türkçe hoş görsen affet gitsin aldırmayı Ajda Pekkan'la evet. beraber çok güzel söylemişti. Evet. Buradan ikisine de selam olsun. Evet Enrico İzliyorlarsa... Masias da bayılırım. Evet Enrico Macias'la Ajda Pekkan izliyorsa bizim buradan selam. Enrico Macias'ı duymuş muydun Lara? Enrico Macias. Onu duymuştum sanki yakışıklı bir adam. Yani Değil şu mi an mi? 80 yaşında işte. Şu an kuru erik gibi bir hali vardır ama. <laughs> evet ama evet yakışıklı gerçek. Çikolata renkli sanatçı ifadesini dilimize sokan ünlü spiker kimdir? Çikolata renkli sanatçı. Sen biliyor musun? Bilmiyorum Aslında ya. sen biraz gençsin bunu bilmek için. Ama yetiştim onlara. Bilmiyorsun Lara. Bilmiyorum ama nedense ben bu adamın acı badem öldüğünü biliyorum. Bu bilgi verebilirim size. Acı de, hayır. Bence sen karıştırıyorsun. <laughs> Nasıl bir şey ya? Adamı tanımıyor ama acı badem de öldüğünü biliyor. Bence Hınca Uluç'la karıştırıyor. <laughs> bence de. Bence de böyle ihtimalle. Ee, peki bu ifadeyi duymuş muydun? Çikolata renkli sanatçı diye bir ifade olduğunu biliyor musun? Ee, evet biliyordum. Çünkü dedem de beni küçükken çikolata renkli mi diye çağırdı <laughs> çikolata renkli olduğum için. Tamam evet. Esmer, esmer <laughs> torunlara da söyleniyor arada. Ama burada siyahi... <laughs> şarkıcılara. Siyah şarkıcılara çıkarlar Her televizyon. hafta. Her hafta tabii. Her hafta. Usta o. Bonu yani. <laughs> evet. Her hafta böyle naif bir ırkçılık yapardı yani, ben tatlı bir, bir. Evet, tatlı bir ırkçılık Hafif kekremsi kokan Kongolu bir şarkıcı geliyor şu anda falan diye böyle. <laughs> ee, evet. Peki. Sezen Cumhur Önal arada evet. cevabını vermezse. Doğru Sezen. cevap Sezen Cumhur Önal, Hasan Mezarcı. Ee, yani o kadar güzel ve tatlı bir deliliği var ki bence slay. Slay. O pardon, A konu şey değil mi? Sineğin olsun, neydi? Sine, şey mi? Mi? evet. Konuyorum. Ama tanıyorsun, Tanıyorum. kim olduğunu biliyorsun. <laughs> kim olduğunu biliyorsun değil mi? Nasıl tanıyorsun evet. peki? Kim ee, kim Hasan Mezarcı. E, Mesih. kendisi Mesih. Mesihlik yapıyor. <laughs> Ama Mesih olduğu kısmı biliyor. Ay biz çünkü onu Müslüman olarak tanıdık. Ya biz Refah Partisi milletvekili olarak tanıdık yani. <gülüyor> <gülüyor> pardon, ben Mesih olarak. Yani. Yani bizim tanıdığımız Hasan Mesaj ile seninki o kadar farklı Aynen. bizim tanıdığımız Refah Partisi milletvekili 28 Şubat döneminde çok ismi geçer evet, hatta 28 Şubat'ın aktörlerinden aktörlerinden de, Ay, de efendim e. Evet. Bir gençler e. hatta fıkrasında gülünmeyen adamlar olarak da biliyorlar öyle bir şey var bilmiyorum bir fıkra evet, anlatıyor var, ve kimse doğru. gülmüyor ve o fıkraya böyle <laughs> öyle olmuş <laughs> falan diye devam ediyor yani. Laz <laughs> hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım ben hastayım ben hastayım diyormuş Kimse dinlemiyormuş kendisini. Ben hastayım, ben öleceğim, bana bakın filan. Sonra demiş, ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş, ben hastayım dedim, dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Orada zaten hani orada bence son çizgiydi o. Ee, o şakaya gülünmediği. Evet, evet. Kalabalık <laughs> asla gülmüyor böyle. <laughs> Burada hayatımda bazı şeyleri değiştirmenin zamanı. Evet, değiştirmenin zamanı diye bence evet, orada bir yeni bir stil, yeni bir şeyle geliyorum. Peki, karabiber son son şey bu. Karabiber. Şarkıyı Burka biliyor musun? O hadi içelim. Aa ah, bravo, bravo. İçelim bravo. Her gece. Ama bize kuş havunu bilir. Eskiciye bilir falan 45'liye 45'liye gidiyorlar ya. Şahsını biliyor musun karabiberin? Ee, Serdar Ortaç'ın klibinde oynayan kişi mi? Evet. Aynen. Hatta, mi? Bilmiyorum ama. Hatta bilmiyor. orada bir kahvaltılık geçerdi. E, erotik bir kahvaltılık vardı orada. Hatırlar Aa, mısın? Aa zeytin beni? vardı. Göbekten zeytin yeme. Bilmiyorum. Vay be. Yine de tebrik ediyorum seni. 1 2 3 dört, beş, 6 da iki yaptın. İki. Bir diğerini ne bildi? <laughs> ee, Hasan Mezarlı'yla <laughs> Karabiber'i biliyorum. bildi. Bravo. Tebrikler. Alkış. Alkış. Altıdaki hiç fena değil. Takipçilerimizden bazı sorular var. Onları da sormak istiyorum kısaca sana. Birisi şöyle yazmış. Z kuşağı nostalji yaşadığı zaman neyi düşünüyor? Çok güzel soru ya. <laughs> Siz neye nostalji <laughs> duyacaksınız? Z kuşağı ya da neye nostalji duyuyorsunuz şu an? Şu an mesela böyle sihirli annem Selena gibi TV dizilerine. Ondan sonra biraz daha ileriye gidecek olursak Vine platformu veya Mannequin Challenge yapıyorduk. Ha challenge'lar vardı. Onunla. Evet ice bucket challenge Ice bucket challenge Aa, vardı. Aa çocukluğumun challenge'ı. Ah ben ne günlerdi diyorum. be. <laughs> Kapımızın aşağı buz dökerdik. Vallahi buzlu su dökerdik, buzları vallahi kapıyordu. <laughs> Öyle de aşağı. yani suyun bol olduğu zamanlardı <laughs> evet, evet. Peki Z kuşağının diğer kuşaklardan iyi yaptığı bir şey ne? diye sormuş bir takipçi. E, kesinlikle daha inclusive, eee insanları dışlamayan, eee insanlar olduğu gibi kabul eden, toplumsal cinsiyet normlarını yıkmış ee, çok kıymetli bir kuşağı. Ben neslimi hiç buza kadar övmedim mesela. Evet, y kuşağı den değerim geçerim yani. <laughs> Biz bayağı sıçıp batırdık ya. sıçıp batırdık yani. yani bu, bu ne bu ne o, özgüven yani. Ay hani şu ekonominin şeyini haline bak yani evet. işte demokratik kurumlar eridi falan. Size bir güzel bir gelecek bırakmadık Z kuşağı. Bırakamadık. Bence Z kuşağını diğer kuşaklardan en çok ayırt eden şey cilt bakımı. Sen duydun mu deminki diyaloğu? Yani. Ben diyorum ki Z kuşağına güzel bir gelecek bırakamadık. Bizim hatamız diyorum. Lara da diyor ki olsun. Olsun <gülüyor> 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 ne diyeyim hocam olsun yani. Toleranslı. Ama canınız sağ olsun biz zaten ilgilenmiyoruz o kadar. Harbiden toleranslı bir kuşak. toleranslı <laughs> bir kuşak yani. Dolar 87 olmuş olsun ben olacak. Dünyanın sonu geldi. Dünyanın sonu geldi <laughs> ama gelsin. Dur, o kadar, zaten gelecekti. <laughs> Slay. Slay. Her yer gezegen. Slay. Bennu'ya taşınırız. Bennu. Bennu'ya taşınırız. Slay. Ben, ben abla duruyor. sus biliyorsun. <laughs> Bence Z kuşağını en çok ayırt eden şey cilt bakımı. Aa, öyle mi? E, herhalde. Hiç, herhalde abla sus biliyorsun yani. <laughs> Neden? Ne yapıyorlar? Bu kadar cilt cilt bakımı yapan başka nesil var Aa, Gerçi ama evet doğru. 2000'lerden sonra bir suratlara bir yağlı biraz. Cilt bakımı ve makyaj bilgisi evet. inanılmaz. Ve mesela makyaj yaparken aynı anda mesela felsefe konuşabiliyor, tarih konuşabiliyor, Aa, ilişki şeyi verebiliyor. Peki Z kuşağının diğer kuşaklardan kötü olduğu bir şey ne? E, bu cancel culture gerçekten biraz tehlikeli. Bir de şey yok yani hukuk bilgimiz az kuşakça hani kovuşturmadır, soruşturmadır. Ceza ha. hukuku nedir? Masumiyet karinesidir. Hiçbir şey yok yani bir şey cancelsa cancel. Hmm. Kansılamayan da kansı falan. O kötü yani onu azaltmak lazım. Evet biri bir şeye kızınca direkt eli Twitter'a gidiyor. Çok ben sizi sosyal kötü bir, medyada... Çok kötü bir alışkanlık o. Çok kötü bir alışkanlık. Evet yani ama işte hukuk sistemi de yavaş ya. Evet buna bir yaptırım olsa bir, bir işlem başlatılsa mesela. Sonuç hoş, Ara buluculuk sistemi ha? belki gelebilir. Allah Allah. O, ombudsman. ombudsman. olabilir. Bence <laughs> ombudsman. Z kuşağın en büyük problemi dikkat dağınıklığı. Yani evet. Bütün kuşakların problemi de Eee bir da biraz daha fazla. Yani ekran saatleri havalarda uçuşuyor. Evet. Mesela sen şu an bize konuşurken bir yandan oyun mu oynuyorsun Yara? Nereden bildiniz? Tanıyorum çünkü Nereden Zeytli bildiniz? Hızlı niye hızlı ya. kızım? Niye sen bizle <laughs> biraz azıcık ciddiyet ya? Seni programa davet etmişiz. Orada biraz yandan oyun oynanır mı? Düşünüyor. Mesela telefona bakmadan dizi izleyebiliyor musun? Bana bana dürüstçe <laughs> cevap ver. <laughs> Asla asla izleyemem. Kesinlikle elimde muhakkak bir şey olacak. Bir şey yiyeceğim. Youtube'da video arkada ses gelecek ve filmimi izleyeceğim falan. Evet. Öyle şey. i̇şte, o yüzden <laughs> Hande Erçel <laughs> bugün televizyonda dizi oyuncusu. Evet. Kimse ekrana bakmadı. <laughs> Kimse bak, bir baksalar nereden bir baksalar yarısı oynayamayacak dizilerde. Öyle ben de oynarım. Bana da bakılmasa. Evet. Ama insanlar gözlerini alamıyorlar. Evet insanların gözlerini alamadığı. Metin Şentürk'ün bile gözlerini alamadığı. <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Aa, evet Metin Şentürk'ü çağıralım buraya. Ya bölüm çağıralım. Evet. Peki Lara son olarak sen aynı zamanda komedyensin. Evet. Fenomenin Fark yanında. Fark şimdi <laughs> şu ana kadar söylemek <laughs> mi gerekiyor? <laughs> 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 sen aynı zamanda komiksin de. <laughs> Komiyim de evet. Komedyen komik. Stand up yapıyorsun yani onu söylemeye çalışıyorum. Ee, evet. Geçen hafta geldim tuz biber açık mikrofonu çıktım. <laughs> Nasıl güldürdün mü? Yani koçtaki gibi değil vardı arada. Oradaki kitle daha böyle şeydi. Daha belli şakalara gülüyordu. Onu yapıyormuş. Şimdi biraz daha cenzi olmayan bir kesimle karşılaştım. <laughs> Kadıköy sokaklarında. Beni zorladı yani çok gülmediler. Ha. İnşallah onlara da hitap edeceğim. Anladım. Şey e, Okuldakiler daha mı kolay gülüyor sence? Kesinlikle. Sen peki yani yıllanmış bir komedyen olarak ne tip tavsiyeler verirsin Lara'ya? Evet. kolay şakalar yap. Ben daha basit ve orada daha kolay şakalar yap. Bir önce güldürmeyi amaçla. Arkadaşların sana daha çok güler ama oradakiler biraz zordur. Bir tavsiye vermem gerekirse bırak komedyenliği bir ses kaydı. <laughs> 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 yol, yol yakınken. Yol yakınken de TikTok'tan devam et kızım sen hiç. Yürü. <laughs> TikTok'tan yürü. Fenomenler Fenomenlerle tamam. paralar kazanılıyor. Bak uçak kiralım. Yani yani yani. Bak evet. yolda fotoğraf çektiriyorlar diyorsun bende ünlüyüm diyorsun. Hı hı. Sen Ünlüyüm. Evet. Evet ünlüyüm diyorsun. Açık mikrofonda ünlü ünlüyüm. yok. Evet. Açık mikrofona gelen de, ünlülüğü düşüyor. <laughs> ünlülüğü düşüyor. Diye, sahneye çıkınca ünlülük düşüyor direkt. Ben Lara'nın slay edeceğine inanıyorum. Ben yani. de edeceğine inanıyorum. Ben izleyemedim Lara'yı o günü bilmiyorum. Yok muydum? Olun. Aylak'ta falan filan ama bir gün denk gelip izlemek isterim. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz Lara katıldığın için. Evet, Fazla çok teşekkür merak. Ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi harikaydın. İhya mı ettik? İhya. Sabahtan i̇hya beri siley, not siley, biliyorsun, cancel, mancel, ihya diyen bir Yine konu ihya'ya geldi. Yine konu ye kuşağına. Elhamdülillah ihya <laughs> ettim. Vallahi sitayişle bahsettiğim bir program olacak. Beni <laughs> ihya ettiniz katılmaktan bu nümayişe çok müteessirim ya efendim. Sen, yani böyle ze kuşağım menopozlu gibi terliyorum sabahtan <laughs> evet, beri. Evet o da yalnız, biraz garip. <laughs> ki, evet yalnız, niye? Yalnız, <gülüyor> <gülüyor> Kucam, çok. Güzel. İsmail türüt gibi terledi karşımızda. <laughs> Evet ben onu önce prop zannettim. <laughs> o yelfazeyi. Yok fonksiyonel. Yok yok gerçekten. Yok yok işlevsel. İşlevsel bir şeyle yani, bulunuyor. Küstüm yok, şovda yani. gibi bir edası var kendisinin. Evet Lara'cığım Görüş öpüyoruz seni. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. Bye görüşürüz. Bye. Bye. Sağ olun.